Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Batman hakkında bilinmeyenler videomun altına yazdınız. Sadece yorumlar ile kalmayıp internet sistemlerinde çok fazla istenen Bat Family'yi tanıtacağım. Fakat şöyle bir durum var ki hepiniz yorumlarınıza detaylı kelimesini eklemeyi unutmamışsınız. Bu nedenle Bad Family tek bir videoda inceleyeceğim mi her bir üyesini tek bir videoya ayıracağım. Bugün ise başlıktan da anladığınız gibi şu ana kadar Bad Family'de yer alan bütün Bad Girl'ları inceleyeceğiz. Bu seri Ladies First mantığıyla harekete geçip ilk defa kadın bir karakteri inceledim. Daha fazla beklemeden hemen başlayalım. Bad Girl çizgi romanlarda süper kahraman kadınlar arasında en çok tanınan karakterlerden birisidir. 1961 yılında Bill Finger yani Batman'in yaratıcısı ve Sheldon Moldov tarafından yaratılan Batgirl'un ismi başlarda Betty Kane olsa da tam 6 yıl yani 1967'de Barbara Gordon olarak ismi değiştirilmiştir. Neden ismi değiştirildi diye soracak olursanız ilk Batgirl olan Betty Kane'in soyadı babası olan James Gordon ile uyuşmuyordu. Ayrıca bu soyad sorunu televizyon yayınında da DC şirketi hayranları tarafından sorun yaratmıştı. Bu nedenle Betty Kane'in soyadını Gordon olarak değiştirdiler. Soyad değişti ismi de değişsin mantığıyla Barbara koydular. Barbara herhalde. Barbara manken olan 1967 yılında milyon dolarlık Batgirl isimli çizgi roman ile çizgi roman hayatına ilk adımını atan Barbara, başta Batman olmak üzere Bat ile yer alan birçok karakterle crossover yapmış, bazıları ile ise sadece ittifak halinde kalmıştır. Batgirl'un kendisi çizgi roman hayatına giriş yaptıktan sonra 1967'den 1987'ye kadar ismini çok fazla duyuramamış, ismi sadece sağda solda sadece 3-5 kez geçmiştir. Fakat 1988 efsane yapım Batman ailesi sayesinde çizgi romanları bir hayli alınmaya başlanmıştır. Bu Batgirl tam bir yıl sonra yani 1989 yılında Barbara Kessel'in yazdığı Batgirl Special One isimli çizgi romanda Batgirl emekliye ayrılmış ve kostümünü kışlıkların arasına kaldırmıştır. ...bir daha hiç geri giymemek üzere kendisine söz vermiştir. Bu arada Batgirl Special One yazarı Barbara Kessel'in bizim Barbara Gordon ismine hiçbir etkisi yoktur. Sadece tesadüftür. 22 yıllık Batgirl emekliliğinden bir süre sonra Batman The Killing Joke yani Öldüren Şaka çizgi romanı çıkar. Bu çizgi romanda Batman'in gazına gelip tekrardan kışlıktan çıkardığı kostümünü giyip... ...Batman ile son bir kez ne de olsa suçla savaşmaya çıkmıştır. Batman ile bu süreç içerisinde ilişki yaşamış ve bu ilişkiyi Joker anlamıştır. Joker'in en büyük hayali Batman'i alaşağı etmektir. Ve bunu da sevdiği birisine zarar vererek yapabileceğini anlar. Ve daha sonra Batgirl'un evine basar. James Gordon'u kaçırır ve Barbara'yı vurur. Fakat Barbara'nın kalçasına ateş ettiğinden dolayı ölmez. Fakat tıpkı Xavier gibi felç kalır. Felç kaldıktan sonra bilgisayar bilgisini kullanarak Bat Family'ye Oracle ismiyle yardım etmeye devam eder. Bu olaydan tam 11 yıl sonra Batman tarafından kuralları çiğneyen Helena Bertinelli, kısaca Huntress, Batgirl rolünü üstlenir. Fakat kuralları çok fazla çiğnediğinden ve Bat Family'ye ve Batman'e çok fazla hasar verdiğinden dolayı Batgirl rolünü bırakır. Aslında buradaki suç Helena'da değil, onların yazarlarındadır. Buradaki sebep ise orijinini ve karakteri düzgün yazmadıklarından dolayı hayranlar tarafından beğenilmemesi ve hayranlar tarafından ölmesi veya kaldırılmasını istenmesidir. Daha sonra Kelly Puckett ve Damian Scott, Cassandra Cain karakterini bütün hızıyla çizgi romanlara sokarlar. Sonradan Oracle olan Barbara ve Batman gözetiminde eğitimle büyüyen bu kızımız Bat ailesi için hayırlı bir Batgirl olarak işine başlar. Bir ara yazarlar Cassandra Cain'i suikastçılar birliğinin başkanı yaparlar, tıpkı Ray. Gul gibi. Fakat Batgirl hayranları yani okuyucular yine yazarlara bu nedenle söver. Ve bu durumda Cassandra Cain Batgirl işine devam eder. Fakat Cassandra Cain de bir süre sonra emekliye ayrılır. Ve spoiler veya Robin olarak bilinen Stephanie Brown rolü üstlenir. Ayrıca bu kişi son Batgirl ve son Robin'dir. Günümüzde ne kadar Stephanie Brown'ın son Robin olduğunu bilsek de bizim zamanımızdaki çizgi romanlarda Robin olarak Damian Wayne rolü almaktadır. Stephanie Brown'ı merak edecek olursanız o da 2009 yılından 2011 yılına kadar Brian Miller tarafından çizilmiş fakat günümüzde pasif olan bir karakterdir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda 3 pet gözle size elimden gelince tanıtmaya çalıştım. Neyse daha fazla uzatmayalım. Sağ taraftan Zorro ile Crossover'ımın olduğu Onedio test çözmeli videomu, sol taraftan ise Wolverine ve Batman'i çorba yaparlarsa neler olacağını ele aldım. Videoyu beğendiyseniz alttan like atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kısaca kendinize iyi bakın geyikler. Hoşçakalın.